Şimdi port hatasını gidermeye göreceğiz. Kurduğumuz bazı programlar, mesela ben kurduğum start bound server gibi, bunun gibi programlar bazen port 80'den dolayı ya da başka bir porttan dolayı hata vermektedir. Şu anda çalışıyor. Daha önce çalışmıyordu, devamlı hata veriyordu, hizmet dışıdır diye. Bunun sebebi aynı portun kullanılmasıdır. Aynı port farklı programların tarafından kullanılmasıdır. Bunu devre dışı edeceğiz. Port hatasını gidereceğiz. Başlattan denetim hatasına giriyoruz. Programları atıyoruz. Buradan Windows özelliklerini aç kapağından bunu açıyoruz. Açtığımızda bu gelecek. Sizinle belki 1-2 dakika bekleyebilir. Buradan İnternet Information Service kısmına geliyoruz. Artıya tıklıyoruz. Burada World Wide Web hizmetleri. Burada normalde kapalı tik var. Burası yani işaretlenmiş. Siz bu işareti kaldırıyorsunuz. World Wide Web hizmetlerinin işaretini kaldırıyorsunuz. Kutucuğu boş bırakıp tamam diyorsunuz. Size bu kapandıktan sonra kayıt işlemi yapacak. Bir dakikadan sonra sürebilir. Ben daha önce yaptığım için bende bir şey sürmedi. Ondan sonra kapatıp kurmuş olduğunuz programı, hata veren programı çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde port hatasından kurtarmış olduk.